Bülent Erandaç Elbab Tamam Kuzey Suriye satrancında Türkiye'nin yeni hamleleri işaret bekliyor. Merkezinde Türkiye'nin yer aldığı, Orta Doğu'dan Müslümanların bulunduğu tüm coğrafyalara ve ülkelere kadar yayılmakta olan yepyeni bir güvenlik mimarisi tasarlandı. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu yeni stratejiyi izah ederken şunları söylemişti. Musul'da ve telaferde Afer'de sahad olacağız. Terör örgütlerinin bize saldırmasını beklemeyeceğiz. Bu örgütler nerede faaliyet gösteriyorlarsa gidip orada tepelerine bineceğiz, PKK'yı saklandığı inlerde bulup bertaraf edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin sonuçlarından birisini, Türkiye desteğindeki Özgür Suriye Ordusu'nun birkaç gün içinde Elbab'a girmesiyle göreceğiz. Halep'in kuzeyindeki Elbab, Türkiye'nin beka hattında sadece bugün değil, yarınlarda da çok önemli bir mevzi. Türkiye sınırına 30, Mermiç'e 25 kilometre mesafede bulunuyor. Elbab'ın Deaş'tan kurtarılmasıyla 3 parametre gerçekleşecek. 1. PKK-YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği koridorun önü kesilmiş olacak. 2. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bir güvenli bölge oluşması açısından da çok büyük önem taşıyor. 3. Elbap sonrasında menbiç temizlenecek. Menbiç'ten çıkarılacak YPG'nin Fırat'ın doğusundaki pozisyonu ve kantonlarının geleceği masaya yatırılacak. Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın PKK-PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesine, PKK kantonlarını birleştirmesine ve bir statü elde etmesine asla izin vermeyeceğiz. Mesajının hemen ertesi günü Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu Cerablus harekatı başlatıldı. Ve Türk devleti Cerablus'a girerek PYD'nin denetimindeki Cezire ve Kobani kantonlarıyla batıdaki Afrin kantonu arasındaki bölgeyi kontrol altına aldı. ABD, İngiltere'nin Kuzey Suriye'de Türkiye sınırı boyunca uzanan PKK kantonlarının birleştirilmesi projesi Türk devlet aklı tarafından paramparça edildi. Yani Irak sınırından başlayarak Hatay'a kadar Türkiye-Suriye sınırının bir Kürt koridoru haline dönüşmesi ihtimali çökertildi. Fırat'ın doğusunda ABD'nin YPG ve ilişkili olduğu unsurlarla işbirliği ne olacak? Ankara'nın canını sıkan Fırat'ın doğusundaki PKK kantonlarının geleceği nasıl belirlenecek? Rusya ile yaşanan kriz ABD'nin Türkiye'yi dizginlemek için çok geçerli bir argümanıydı. Ancak Rusya ile yaşanan yakınlaşma bu argümanı saf dışı bıraktı. Rusya'nın ABD'den farklı olarak stratejik düzeyde oluşu bunu sağladı. Türkiye'miz çok başarılı bir askeri operasyon yaptı. Her ne kadar Aziz Cerablus hattı YPG'den kurtarılsa bile Türkiye hali hazırda sınırların büyük bir bölümünde YPG ile yüz yüze. Daha uzun vadede Türkiye, Fırat'ın doğusunda da YPG ile bütün imkanlarını kullanmak noktasında. Çünkü eğer bu hatta gücünü kontrol edebilirse, bir sonraki aşamada olası masalarda Musul-Halep hattı BK hattını kurgulama şansı bulacaktır. ABD'yi Suriye'ye çeken, buradaki askeri varlığını arttırmasına imkan sağlayan, ABD'nin buradaki askeri varlığını arttırmasına imkan sağlayan bir araç olan PKK-PYD'yi, Rusya da bir noktada dengelemeyi arz ediyor. Trump'ın gelmesinden sonra Suriye'de Rusya-ABD olası anlaşmaları YPG'nin geleceğinde artık çökmeye doğru evrilecektir. Burada da tabii Türkiye'ye yeşil ışık yakılması YPG'nin tamamen ortadan kaldırılmasına varacak düzeyde Türkiye ile bir işbirliğine gitmesi söz konusu olabilir mi? Sonuç 98 kilometre genişliğinde Halep'te inen yaklaşık 50-60 kilometre derinliğindeki bölgenin Güvenli bölge üzerinin ise uçuşa yasak bölge ilan edilmesi Türkiye'nin temel Suriye politikası haline geldi. Güvenli bölge ve uçuşa yasak bölgeye Obama hayır diyordu. Trump yönetiminin farklı düşüncesi yeni gelişmelere gebe. Türkiye en güçlü en vurucu güçlerini Nusaybin ve Silopi'ye yerleştirmiş, dürbünlerini bir taraftan Musul Telafer Sincar'a, diğer taraftan Kobani Cezire'ye çevirmiş durumda. Bağaptan Mınbiç'e Türkiye, Suriye sınır hattı boyunca güvenlik sağladıktan sonra Fırat'ın doğusunda ve batısında Halep'te Kuzey Suriye satrancı hamlelerimiz sıraya girecektir. Bülent Erandaç, Takvim Gazetesi